Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlere özel bir konumuzla, kulağımızla ilgili konuşacağız. Ama çoğunun başına gelen bir kulağımda vıj 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 bir sesler oluyor. Kulağımda haşır huşur sesler geliyor. Fış, sabaha kadar kulağımda fabrika çalışıyor diyenler beni güzelce dinleyin bugün. Bugün sizlere kulaklarımızla ilgili ve kulaklarımıza bağlı baş dönmesiyle ilgili konuşacağız. Bir gün sabah bir kalktım, yer gök her taraf dönüyor. Bütün gözümü kapatıyorum gene dönüyor. Tavana bakıyorum tavan dönüyor. Oturuyorum oturduğum yer dönüyor. Ayağa kalkmaya kalktım böyle böyle sersem sersem yürüdüm. Ne yapacağımı bilemedim. Bir tuhaf oldum diyenler bugün güzelce dinleyin. Başına gelen var mı? Başına gelenler anlatsınlar. Nasıl oldu abla? Hocam ben yatıyordum bir sabah. Uyandığımda baktım kulaklarımda çınlama var. İki kulağında birden mi? İki kulağımda birden var. Bir de baktım yattığım yer yatak dönüyor, sallanıyor. Aynen. Sanki böyle deprem gibi. Git gel, git gel. Acaba diyorum hani ben mi öyle hissediyorum? Kalktım, oturdum. Oturduğum yerde yine aynı. Aynı şey devam etti. Bir de bazılarında böyle kalkmaya kalktığında falan acayip bir mide bulantısı, da oluyor. Evet. Göz kararması oluyor. Göz kararması, evet, mide bulantısı olur. Bir de bir başka bir biraz daha büyüğü bir menier denen bir hastalık var. Bizimki o kadarından bahsetmeyeceğiz. Biz şimdi ani gelişen vertigo dediğimiz baş dönmelerinden konuşalım. Başka başına gelen kim var? Seninki nasıl oldu abla? Bak herkesin gibi biraz farklı olur. Dinleyelim hocam, bakalım. Hocam bende de böyle uzun bir süre dengeyi yürürken yolda denge kaybı oluyordu böyle. Hani düşecek gibi oluyordum. Sonrasında bir gün kalkamadım yataktan. Bulantı falan var. Daha sonrasında işte ihmal ettim bir hafta kadar. Gitmeyince ilerledi. Nörolojide vertigo teşhisi koydu. 7-8 ay kadar bir ilaç kullandım. Sonra B12 takviyesi. Düzeldim sonra. Çok şükür iyiyim. Ama arada bir oluyor tekrar. Ufak geçiriyorum yani. Şimdi arada bir kendinizi denemeniz lazım. Yerde mesela bir çizginin üstünde şöyle yürüyebiliyor musunuz, yürüyemiyor musunuz? Bunu şöyle şöyle denemeniz lazım. Bak şöyle denemeniz lazım. Hatta bunu biraz da gözünüz kapalı olarak yapmanız lazım. Böyle 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 böyle. Yürüyebiliyor musunuz, yürüyemiyor musunuz? Denemeniz lazım. Gözünüz kapalı olarak yapmanız lazım. Gel bakalım abla, sen de gel. Şimdi şöyle biraz açılalım, biraz açılalım. Gel, şöyle dönelim, ekrana doğru dönelim. Biraz açılın, aranızı biraz açın. Şöyle tek ayak üstünde durmaya çalışacaksınız şöyle. Şimdi biraz durun, ondan sonra gözünüzü kapattıracağım. Önce dur abla, önce bir dur. Yapamıyorum hocam. Denge sağlayamıyorum. Biraz git, abla, biraz git. Zor duruluyor. Yap bakayım. Bak şimdi biraz duruyorsun. Şimdi gözünü kapa bakalım. Duruyorsun işte. Niye duramıyorum dedi. Az önce duramadım hocam. Birazcık gene halen tam geçmemiş. Evet. Halen tam çünkü sağlık olmamış. Evet. Aklınız olsun. En az bir 50-60 saniye ya da 30 saniye diyelim durabilmeniz lazım. Bakın böyle yapıp böyle yapacaksınız. Güzelce dengeni sağlayın. Ondan sonra gözlerinizi kapatın böyle durabilmeniz lazım. Bakın bu şekilde en az 30 saniye kadar durabilmeniz lazım. Duramıyorsanız birazcık sıkıntı vardır kendiniz evde. Sallanmak önemli değil bak. Sallan böyle dengeyi sağla ama böyle 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 oluyorsan o problem. Kapa bakayım gözlerini. İyi, fena değil. Fena değil ama ikisi de hakikaten bu şeyi geçirmişler. İkisi de geçmişler. Gel bakalım sen de bir bakalım ablacığım gel. Geçin işte, bakalım. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Niye duramaz? Ya bir işe başlarken ben yapamam diye başlamayın. Ben yaparım. Gel ablacığım sen de. Ben yaparım. Ben hallederim. Aç biraz arayı açın biraz. Gözlerinizi kapatın. Bu denge testi diyoruz. Duruyorsunuz işte. İyi iyi. Ama içinizden bir 100 sayın mesela. 100'e kadar saymaya çalışın mesela. Dur bakayım şimdi. İyi sayılır, iyi, iyi. Fena değil, fena değil ama çok da iyi değil. Laf aramızda bununki de iyi değil. Kardeşimizinki de tam değil, randımanlı değil. Hocam. Evet.
Hocam bu ne yapacağım hocam? Vasiyetini yazdın mı? Yazdım, Derya'ya bırakamazsın. Derya'ya bırakıyorsun. Oo yaşasın. Duramıyor mu gerçekten ben ya? Tam istediğim gibi duramadım bacı. Kurban olayım, bir sayla ben dururum ya. Dur bak, hadi başla bakalım. Kaldır ellerini. Ha bu arada tıp gününüz kutlu olsun hocam. Ha çok teşekkür ederiz, evet. Teşekkür ederim. Ben de bütün doktor arkadaşlarımın, bütün meslektaşlarımın bayramını kutluyorum. Evet. Tıp bayramı bugün. Herkese kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Saymaya fırsat bile kalmadı. Ben böyle oldu. Duramayacağım belliydi. Ama bazen duruyor insan bak. Hangi ayağın güçlüyse onda dur. Ben sana bir püf noktası bak, söyleyeyim. Mesela solda o kadar güçlü duramaz. Gözün açıkken olur. Gözün kapalıyken o. Şimdi göz kapalıyken niye olmuyor? Çünkü gözünüz kapadığı zaman dengede sıkıntılar oluyor. Mesela biz gelir kişi, Allah korusun tövbe olmasın da, sarhoş gelir, bizden rapor ister, adli tıp rapor ister. Deriz ki yere bir çizgi çizeriz, hadi yürü bakalım deriz. Böyle çizgide güzel, düzgün yürümesi lazım, böyle düzgün yürüyebilmesi lazım, şey yapabilmesi lazım. Ondan sonra gözünü kapa da yürü deriz. Gözü kapalıyken de böyle düzgün yürümesi lazım gözü kapalıyken de. Öyle bir deneme yaparız. Bunda da şey olur. Otur bak, hemen çaya mı geçelim? Ne güzel eğleniyorduk. Ne çayı ya? Ne güzel dengeli şeyler anlatıyorduk. Evde uygulayın bunu kendi kendinize. Tek ayak üstünde durma. Eğer tek ayak üstünde tam duramıyorsanız sadece kulaklarınızdan değil, kas yapınız da iyi değildir. Kaslarınızla sinirleriniz arasında koordinasyon iyi değildir. Evde bunları yapın. Çocuklarınıza öğretin. Kaslar güçlendikçe, sinirli sistemimiz güçlendikçe bunlar olur. Kulaklarınızda da ilgili sıkıntı varsa biraz dengesizlik olur. Bunlara dikkat edin. Evet, yönetmenim diyor ki hemen diyor bir çayı yapalım. Şimdi sevgili kardeşlerim, ne oluyor da bu sıkıntı oluyor? Kulağın içinde merkezler var. Hemen bir onları anlatalım. Bakın kulağın içinde bir merkezler var. Şöyle kulağımızı açalım. Bu kulak kepçesi. Ondan sonra şu kulak yolu. Bakın kulak yolu. Kulak çöp hazırla bana. Kulak yolu, şu zar, kulak zarı, zar. Ondan sonra kardeşlerim şunu da bir kaldıralım bak şöyle. Bundan sonra kardeşlerim şurada çekiç, örs, üzengi kemikleri var. Kemikçikler var. Bu orta kulak diyoruz buraya. Bundan sonra da geçiyor iç kulakta. İşte bizim başımızı döndüren merkez burada. Sıkıntı olan merkez burada. Burası neresi? Burası salyangoz tabir ettiğimiz iç kulaktaki merkez. Bakın bu ne? Hayır, orta kulak değil. Orta kulak burasıydı bak. Şu çekiç üzenginin olduğu ve zarın olduğu yerde orta kulak. Orta kulağa geçtik, bu iç kulak. Bak üç bölüm. Dış kulak, orta kulak bunun olduğu bölüm ve iç kulak. Şimdi iç kulakta var bu salyangoz. Bunun içinde sıvı var. Bu sıvının içinde de biraz sonra yönetmenin gösterecek zerrecikler var. Ha bak dursun, bir dakika dursun yönetmenim, bozma. Bakın burada çok güzel gözüktü. Bu dış kulak geldi. Kulak zar. Zar aynı böyle beyazımsı bir renktedir kardeşlerim. Ondan sonra şurada çekiç üzengi kemiklerinden sonra bu da iç kulak ve sinir. Ne siniri? İşte bu duyma siniri. Kardeşler öyle bir mekanizma ki akıl, sır, erkek gibi diye. Şimdi size bir resim gösteriyorum. Bunu bir numarada göstereyim. Bir bakınız bu resme. Bakın resme bakın. Birazcık daha yukarıya al abi. Burası neresi biliyor musunuz kardeşler? Çekiç öz üzengi kemikleri bunlar bak. Bu hakiki kadavradan yani insandan çekilmiş, elektron mikroskobuyla çekilmiş resimden. Şu da zar bak, şu zar. Bakın bu hastanın zarında bir zedelenme varmış. Zedelenmeyi gördünüz mü? Şu zarda bir zedelenme varmış. Şu da çekiç öz üzengi kemikleri. Şu da dış kulağın resmi. Bir resim daha göstereceğim şimdi size. Bakın kardeşler bunlar ne? Bir resim daha göstereyim şimdi size. Söyleteceğim bir dakika abla.
Dur. Bu pilicikler işte kulağın içindeki, bu salyangozun içindeki titreşimlerle bunlar yansıtıyor. Böyle yansıtıyor. Ta yukarıya doğru sesleri yansıtıyor. Önce ses buradan geliyor. Bu zara çarpıyor. Zardan bu kemiğe geçiyor. Kemik iletişim yapıp içte bu salyangozun içindeki sıvıları titreştiriyor. O sıvılar titreşerek bu pililer, bakın bu pilicikler, bunlar titreşiyor. Bunlar titreştikten sonra oradaki sıvıyı titreştirip bu sinire ses olarak geçiyor. Yani akıl sır erecek gibi bir şey değil. Korkunç bir mekanizma. Evet, şimdi bir vetere görmemiz lazım. Güzelce veterimizi görelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Güzel bir veterimiz neresi? Yozgat Sarıkaya veterimiz görelim. Bakalım neler var. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki dertleri nimet sayanlar da var. Görelim hastalarımızı. Hocam ben cam kemik hastasıyım. Sevgili seyircilerim, cam kemik hastalığı ne demek? Şimdi bu kardeşimizin en ufak bir şekilde kemikleri kırılıyor. Mesela bak bu kemik kırılmış, tekrardan böyle eğri olarak kaynamış. Çok çabuk kırılır, çok çabuk kaynar. İkide bir kırılıyor. Mesela şöyle bir yapsam buradaki parmağı da kırılır. Aynı cam gibi. Fakat şimdi... Rüzgardan bile kırılıyor yani. Rüzgardan bile küçük bir hareketten kırılıyor. Şimdi ama en büyük şikayeti dişlerinden. Bir göster ablacığım. Bakın dişlerine, görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dişler ne hale gelmiş? Esasında bu dişlerin hepsinde çürümeler meydana gelmiş, bozulmalar meydana gelmiş. Şimdi sen herhangi bir ilaç, bir şey kullanıyor musun? Şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorum. Hiçbir ilaç kullanmıyorsun. Peki. Hiçbir ilacın yok, bir şeyin yok değil mi? Yani normalde kullandığım sürekli ilacım yok. Peki. Astım var. Astım hastasıyım. Havasını kullanırız öyle. Kriz geldiği zaman hava kullanırız. Kriz geldiği zaman onu kullanırız. Peki. Şimdi bu kardeşimize ilaçlar göndereceğiz ama bu ilaçları ücretsiz göndereceğiz. Güzelce adresini alıp ücretsiz evlerine göndereceğiz. Size bir ilaçlar göndereceğiz. Bunları başlayacaksınız, sonra tekrar sizle konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Bunları güzelce kullanacaksın. Sonra seninle tekrar temasa geçeceğiz. Tekrar konuşacağız. Güzelce telefon numarasını falan da alın. Bir, kalsiyum ve D vitamini vereceğiz. İki, astım için akciğer çayı vereceğiz. Akciğer çayı vereceğiz. Bir E vitamini vereceğiz. Dişleri için de misvak tozu vereceğiz. Devamlı misvak tozu. Bir de annesi sirke yapacak. Devamlı ağzını sirkeyle çalkalayacak. Bir de kantaron yağı göndereceğiz. Kantaron yağıyla da ağzını çalkalayacak. Konuşmuyor, yürümüyor. Hiç şey yok mu? Yok, Kayseri'ye doktora götürdüm. İkide ilaç kullanıyor. Durum bu. 6 yaşında geldi. Peki. Şimdi buna haftada yaz. Haftada 2 gün D vitamini. Haftada 2 gün E vitamini. Haftada 2 gün omega. Her gün arı sütü, her gün bal, polen, bunları kullanacak. Tamam mı? Annemin beli ağrıyor. Annenin belini ne? İşte sevgili kardeşlerim, Anadolu insanı böyledir. Yazık diyor ki annemin beli ağrıyor. Sen önce anneme bak diyor. Ah yavrum benim. Sen söyle, annene de bakacağız. Önce sen söyle. Ağrın var mı ağrın? Var hocam, gece ağrır ayaklar. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu kardeşimizde serebral palsi dediğimiz bir kasıntı hastalığı var. Bakın görüyorsunuz bütün eklemlerinde kasılma oluyor. Aynen. Bunun doğumu zor oldu mu abla? Bunlar ikiz, 7 aylık doğdular. İkiz de 7 aylık. Evet. İkizi iyi mi abla? Askerdi ikizi. Mardin'de i̇kizi şu anda. İyi. Evet. Bak Rabbim, yüce Rabbimden, hikmetinden evet, sual olmaz. İkizi askerde sapasağlam, evet, ama bu gördüğünüz gibi o ikizinin bunu etkilemesi sonucunda beyin oksijensiz kalıyor. Ona bağlı da kaslarda kasılmalar meydana geliyor. Şimdi bu kasılmalar için herhangi bir ilaç kullanıyor mu abla? Kasabı kullanıyor. Kasabı. Şimdi evet, iyi dinleyin. Biz buna bir pasiflora melisa denilen bir hap var. Gevşetici, kasları gevşetici. Ondan sabah akşam olsun bir. Bu eklemlerin buralarına relaksiyelle kantonon denilen bir yağ var. Onu süreceğiz. İki, bir de bazı vitaminler süreceğiz. E vitaminiyle omega ve D vitamini. Bunları bir güzel kullansın. Yazacaklar. Şimdi anlatacaklar için. Sizinle bir ay sonra tekrar irtibata geçelim.
Ona göre evet, ne yapacağını hocam. Söyleyelim. Tamam. Dediklerimi güzel tutacaksın, tamam mı? Ne zamandan beri böyle? Aman Allah'ım. Ne yapıyorsun sen bunun için? İyice kapıyorum. Peki. Bunda var mı? Bunda da var mı? İyice. Bu mu zor açılıyor, bu mu zor açılıyor? Bu zor açılıyor. Bunu biz size bir merhem söyleyeceğiz. Şimdi o merhemle ovacaksınız bunu. Bir de buna böyle böyle egzersizler yaptıracaksınız. Böyle böyle. Böyle böyle hareketler yapacağız. Bu egzersiz yaptıkça açılma olur bundan. Bu merhemi ihmal etmeyin. Bunu güzelce sürün. Buna haftada kaç yaşında şimdi? 18 hocam. Tamam iyi. Haftada 3 gün D. Haftada 3 gün E. Haftada 3 gün omega. Bunları yapsın. Ondan sonra biz bunları bir de ozon tedavi söyleyeceğiz. Bunları bir uygulayın. Sonra bizimle bir ay sonra bir irtibata geçin. Bunu başka bir tedavilere de söyleyeceğiz. Hoş geldin. Ne yapıyorsun bakalım? İyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim desene oğlum. Aferin. Neren acıyor söyle bana. Neren acıyor? Göster bakayım. Aferin. Sevgili seyircilerim, bazı problemlerden dolayı bir ameliyat geçirmiş. O ameliyat sırasında burada damarda tıkanma olmuş. Doktorlarımız erken müdahale ederek bu damarı açmışlar. Ayağı kurtarmışlar ama şimdi buralarında ağrılar var. Yavrumuz da inşallah bazı vitaminler söyleyecek, güzel şeyler olacak. Onları güzelce kullanacaksın, tamam mı? Aferin. Çok güzeldir bunlar sevgili seyircilerim. Güzel enerji verirseniz sizinle çok güzel konuşur. Güzel enerji vermezseniz de ne yaparsanız yanaşmaz. Biz karşısında biraz gülüştük karşılıklı. Bizim enerjisi tuttu. Bize o yüzden güzelce irtibata geçti. Doğru mu? Evet. Başkalarına hiç yüz vermez. Evet hocam. Tamam mı abicim? Anlaştık. Çak. Aferin be. Dediklerimi yapacaksın. Sonra bana tekrar geleceksin. Anlaştık mı? Aferin. Hadi bakalım. Hocam bu akciğer tansiyonu. Sen, onlar düzelir. Sen hiç merak etme. Büyüdükçe onlar geçecek. Doktor dedi öyle demiyor. Büyüdükçe düzelecek, sen korkma. Dua et sen. Ömür boyu bir ilacı var. Onu ya tamam, sen o ilacını kullan da sen benim dediklerimi yap. O dediklerimi yaptıkça düzelecek. İnşallah hocam. Sevgili seyircilerim, ezan okuduğu için de şimdi dua ediyor. Hadi edelim dua. Aferin oğlum. Evet. Sevgili seyircilerim, bizim yapmadığımızı bize ders verdi esasında. Ezan okunu okunmaz güzel bir dua etti bize. Sağ olsun. Ne oldu sana? Hiç konuşmuyor musun? Yok hocam. Hiç konuşmuyor musun? Evet. Kaç senedir böyle? Doğuştan hocam. Doğuştan beri evet. Böyle. Kendi derdini anlatamıyor. Senden bir şey istiyor mu mesela? İşaretle anladığımı. Bir şey istiyor mu? Evet, korkuyor işaretle. Doktorlardan çok gittiğim için korkuyor biraz hocam. Hocam salyası çok ağrıyor. Tamam. Sol kulakları tarafı duyuyor şimdi. Ha, bir kulağı hiç kaç duymuyor. Çocuk, kaç çocuk? Bu ilk çocuğum, bir de oğlum var. O iyi mi? İyi Allah. Şimdi çok iyi dinle. Dediklerini güzel tutacaksın. Buna E vitamini verecek her gün bir tane. Haftada 3 gün D verecek. E vitamini her gün verecek. D vitamini haftada 3 gün. Omega'yı haftada 3 gün verecek. Hocam ben sizin muayenenizi... Bir de dur. Arı sütü, bal, kolamacık, bunları bir başla. Bir ay sonra bizimle temasa geç. Aferin kız. Ne var orada yavrum? Söyle bakayım ne var? Göster bakayım kız. Televizyondan çok ulaşmak istedim hocam. Göster bakayım kızım silahını. Alın seni. Biz buna ozon tedavi falan da söyleyeceğiz. Sen şimdi buna bir başla. Bunlar onu bir şey getirecek. Bunun başka tedaviler de söyleyeceğiz sana. Olur mu? Evet, sanma ki dert sadece sende var. Sendeki dertleri nimet sayanlar da var. Öyle bir daha çocuklarınıza olur olmaz kızmacalar yok. Çocuklara ters davranmak yok. Onların gönlünü alarak konuşmak var. Ve Allah'a şükretmek var böyle bir çocuğunuz olduğu için. Şimdi size biraz sonra kulak çınlaması ile ilgili çok özel bir çay yapacağım. Kulaklarınızın ödemeyle ilgili, çay çınlamasıyla ilgili, baş dönmesiyle ilgili çok özel bir sirkeli bir karışımım daha var. Onun nasıl yapıldığını, nasıl uygulandığını göstereceğim. Değişik bir uygulama beraberce göreceğiz.
Ama reklamlara gitmek zorundayız. Reklamlara gitmeden bunu hemen gidiyoruz değil mi reklamlara abi? Reklamlara gitmek zorundayız. Bu anlatacağım da basit, kolay bir şey. Bilhassa kulağı çınlayanlar, kulağında çınlama sıkıntısı olanlar, kulak ağrısı çekenler bunu kaçırmayın. Güzelce beni dinleyin. Şimdi reklamlar, reklamlar dostum buradayız. Evet can kardeşler, canım kardeşler devam ediyoruz. Bu ne? Havuç mu? Pancar mı? Turp mu? Patates. Kim diyor patates? Böyle patates gördünüz mü, mor patates ya? Böyle patates gördünüz mü? E niye patates diyorsun o zaman? Şalgam mı, patates mi? Memleketimiz böyle güzel bir memleket, bu patates. Sağ olsun kardeşim pazardan aldı geldi. Bu resmen patates, pancargillerden patates. Evet, ben de ilk defa gördüm. Çok çok. Sarı havuç gibi patatesi gördüm de. Evet. Bakın kardeşler. Tadını da baktıralım. Tamam, tadını baktıralım. Canser Hanım yalnız eldiven giy, elini boyar. Eldiven giy, kabuğunu soy. Kardeşlerimize küçük küçük verelim. Tadına bakalım. Can kardeşler, canım kardeşler. Kadın hakimin karşısına çıkmış. Öyle şey demiş. Kocanızın başında şemsiye kırdığınızda hiç üzülmediniz mi? Canınız sıkılmadı mı demiş. Vallahi çok üzüldüm hakim bey demiş. Çünkü o şemsiyem çok kıymetliydi, bir de çok pahalıydı demiş. Aynen öyle, bacılar öyle işte, ne diyelim. Kadına sormuşlar, kadına sormuşlar. Erkek mi para mı diye. Kadın cevap vermiş. Fark etmez, ikisini de kolayca harcarım demiş. Şakalar bir tarafa can kardeşler. Şimdi size değişik ödem giderici bir şey yapacağız. Bunu benim bacaklarım şişiyor, benim vücudumda ödem hissediyorum diyenler de yapsın. Çünkü kulak çınlamalarında, kulak çınlama meselesinde kulağın içindeki merkeze kan iyi gelemiyor. Ona bağlı olan bu olayda içeride ödem de oluyor. Biz hemen hastalara diyoruz ki tuzsuz ye, işte bunlara dikkat et ki ödem gitsin. İşte bu ödemi gidermek için vücuttan idrar atılması lazım. İdrar atılması için size çok güzel bir karışım anlatacağız şimdi. Lütfen bunu yapın. Başka şişmeler için de yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok, yan etkisi yok. Bir yaprak lahana alıyoruz. Yaprak lahananız koyu renkli olursa daha da iyi olur. Ama bulduğunuzdan yapın. Sevgili kardeşler, mısır püskülüyle kiraz sapını hep kullanıyoruz. Mucize bir şey. Deneyin bakın, göreceksiniz, çok memnun kalacaksınız. Bu karışımı kilo vermek isteyenler de kullanabilirler. Bunun içine 2 bardak da su koyuyoruz kardeşlerim. Şimdi biraz sonra bunu da kaynatalım. Bunun da suyunu size içirelim. Bakalım nasılmış tadı. Ne yaptık? Bir tane, bir yaprak, şöyle bayağı büyükçe bir yaprağı parçaladık. Koyduk lahanayı. Bir tutam kiraz sapı, bir tutam da mısır püskülü koyduk. Bunu şimdi şöyle böyle bir 10 dakika, 15 dakika kaynatacağız. Ondan sonra da demleyeceğiz. Sonra da içeceğiz bakalım nasıl oluyormuş diye. Tamam yeter. Şöyle küçük bir kürdan varsa kürdan ver. Bunlara kürdan da verelim. Ellerini boyamasın çünkü. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir karışım daha anlatıyoruz size. Bu karışımda da çok güzel bir şekilde kulağımızın içindeki ağrı varsa, sıkıntı varsa onu giderebiliyoruz. Bir de ben size kulak çubuğu kullanmayla ilgili bir şey anlatayım kardeşler. Burayı dikkatli dinleyiniz, dikkatli dinleyiniz. Kulağınıza olur olmaz şeyleri sokmayınız. Dikkat ediniz. Nedenini anlatıyorum şimdi. Bazı bacılar var ki kulağına şöyle şeyi örüyor, şişi örüyor. Tığ, tokayı alıyor, buraya sokuyor, böyle yapıyor. Çok tehlikeli, çok yanlış. Bu yolu çizerseniz burada çok özel bir sıvı salgılanıyor. Kulağınızda hani böyle kiri oldu falan diyorsunuz, kahverengimsi bir sıvı var ya. Bu sıvı buradaki pislikleri tutmaya yarayan, burayı nemli tutmaya yarayan, şu zarın bakımını yapan bir sıvı bu. Siz bu sıvının dengesini bozuyorsunuz.
Hele hele kardeşler, bir de şöyle bir sıkıntı var. Bak buraya çok dikkat edin. Bak dikkat edin. Kulağın şurasında bazen böyle sıvı birikiyor, böyle birikiyor. Bunu eğer çok biriktiği zaman doktorun dikkatlice onu alması lazım. Siz sokuyorsunuz kulak çubuğunu bu çubuklarla. Bunu temizleyeceğim diye böyle ittiriyorsunuz bunu. Götürüp zarın üstüne yapıştırıyorsunuz. O zaman daha kötü duruma düşüyorsunuz. Kulak çubukları nerede kullanabilirsiniz? Sadece bu ön kısmı şöyle güzelce hafif kurulamak için kullanabilirsiniz. Sakın diplerini böyle yapıp da bunlar, çünkü siz şöyle yapamayacağınız için, böyle gidip de buradan böyle bilip çıkaramayacağınız için bunu temizleyeyim derken geriye doğru ittirirsiniz, zarın önüne yağarsınız. Allah korusun, o şişleri mişleri yapıp da bu kulaklarınızdaki zarı zedelersiniz. Demin resimde gösterdim, zar zedelenmişti, o kadavranın, o kişinin kulağında zedelenme vardı. Bunda zedelenme olduğu zaman kulakta bozulma oluyor. Kulak çınlamalarında en büyük sebeplerinden biri, işte böyle ödem olup çınlama başladığı zaman bir süre sonra oradaki kulakta duyma bozukluğu oluyor. Peki bir kulağınızda duyma bozukluğu var mı yok mu, nasıl anlarsınız? Nasıl anlarsınız? Gel bakalım abla, sen de deneyelim gene, gel. Şimdi ne yapacağınızı anlatıyorum. Otur. Kulağımda benim bozukluk var mı yok mu anlamaya çalışıyorum. Tek kulağını kapat şimdi. Bu kulağını kapat abla. Hangi kulağını kapat? Tamam. Şimdi dikkat edin. Şimdi bu kulağına geç. Değiştir. İkisi aynı mı? Hangi kulağında var sıkıntı? Bunda. Bunda mıydı senin daha önce baş dönmen olduğu zaman hışırtı falan? Evet, bunda daha çok hışırtı. Kağıdı alacaksınız, bir kağıdı alıp böyle hafif hafif böyle yapacaksınız kulağınızda. Ondan sonra tersi bir kulağınızda da yapacaksınız. Bu kağıdın hışırtı sesi, ikisinin arasında fark varsa bir doktora gidip gösterin muhakkak. Kulağınızı ölçmeniz gerekebilir, şey yapmanız gerekebilir. Şimdi çok modern aletler var ama biz eskiden Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nın vardı. Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nın ben kurucu üyesiyim. Daha sonra Ufuk Üniversitesi oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Profesör Doktor Rıdvan Ege hocam kurdu. Benim de hocam olduğu için beni de yönetim kuruluna almıştı. Beraber yönetim kurulunda Ufuk Üniversitesi'ni kurduk. Ufuk Üniversitesi'ne kuruculuğunu yaptık. Şimdi de yine bizimle beraber olan ortopedist hocamız, Orhan Girgin hocamız, Rıdvan Ege hocam vefat ettikten sonra devam ediyor. Bu Trafik Kazaları Yardım Vakfı Ankara'daki ehliyet alacakların hepsinin muayenelerini yaptırırdı. O muayenede biz de işte oralarda yönetici olduğumuz için denetleme yapardık, bakardık. Eskiden aletler fazla değildi. Kulak doktorları şöyle muayene yaparlardı. Bir kulağını kapatır. Şimdi ben sana bir rakam söyleyeceğim abla, söyleyeceksin bana. 60. Durun ya, siz ne karışıyorsunuz? Hemen kopya veriyorsunuz orada. 4. İyi, kulakları fena değil derdik. Ama bu kağıt hışırtı sesi daha hassas duyar. Evet. Bu biraz daha hassastır. Eğer bunda bir sıkıntı varsa bir doktorlara göstermek. Hele ikisinin arasında fark varsa muhakkak doktorlara... Daha yavaş geliyor hocam. Daha yavaş geliyor değil mi? O zaman daha derinden geliyorsa... Evet. İşte bunda bu kulakla ilgili şey baş dönmesi sıkıntı yaratmış. Şimdi kardeşler, diyelim ki başınızda bir dönme oldu. Başınızda bir dönme oldu. Kardeşim ne yapması lazım? Kulağın içinde... Emre'cim, o bizim bir görüntülerimiz vardı. Hani kulağın içindeki denge merkezinin düzeltici bir görüntüler vardı. Onları bir gösterebilir misin? Şimdi dikkat edin. Ne yapacağınızı öğretiyorum size. Basit bir manevra öğretiyoruz. Çünkü bu kulağın içindeki... bak güzel. Görüntüleri bir görelim önce. Bakın görüntüleri görelim. Devam ettir abi sen. Bakın görüntüleri görelim abla. Bakın başını aşırı eğdiğinde gözlerde böyle nistagmus denilen devamlı hareket meydana geliyor. Böyle ani, bak böyle başını çevirdiği pozisyonda, bakın tekrar gösterecek. Heh.
Neyse bize vakit kaybettirdi, vazgeçtim. Şimdi dikkat edin. Siz de yakınınızda birisine geçirdiği zaman şöyle bir görüntüyü bakabilirsiniz. Şöyle yapalım abla, gel biraz. Gel biraz. Başını bu tarafa doğru koy şöyle. Koy şöyle. Biraz daha kay. Biraz daha kay. Gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Ben arkadayım, korkma. Başa. Tamam, yeter. Şimdi başını doğru eğ. Başını bu tarafa doğru şey yap. Gözünü aç bakalım abla. Aç gözünü. Bu tarafa doğru bak. Eğer tehlikeli bir şey olsaydı gözünde böyle şıkkıdı 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 gidip gelmeler olacaktı. Çok şükür bak bir şey yok. Bir de bu tarafa doğru bakalım. Kimde varmış? Var mıymış? Gel bakalım, sana bir deneyelim abla, gel. Sen bir dakika otur. Yok yok. Gel otur bakalım abla. Ha. Gel bakalım bir deneyelim bakalım. Gel abla. Geriye doğru ver kendini. Başını doğru eğelim şöyle. Şu tarafa doğru çevirelim. Aç bakalım gözünü abla. Tut böyle. Tut böyle. Gözünü bu tarafa doğru ver. Buraya doğru ver. Dur burada. Dur burada. Evet. Bu tarafa gel bakayım şöyle. Döndü mü başını? Dönüyor başını. Evet. Aç bakayım gözünü abla. Bu tarafa doğru bak. İyice köşeye doğru bak. Dönüyorum. Evet, biraz dönme yaptı hakikaten. Hı. Tamam, fazla zorlamayalım ablam o zaman. Dikkat al benim. Bakın hemen biraz dengesini bozduk. Niye bozduk? Hı. Kulağın içindeki şu salyangoz dediğimiz yerdeki şeyleri, kristalleri yerinden oynattık. Evet. Oynattığımız için biraz şey yaptı. Oturtalım, tamam. Dikkat tut şunu. Abla sağ ol. Şimdi bakın, bakın dikkat edin. Kulağın içindeki kristaller ne oluyor? Göreceğiz şimdi, bakın. Bu kulağın içindeki şu salyangoz dediğim şey, yani içindeki şu kristallere dikkat edelim. Evet, ver şimdi, ver şimdi. Kristallerin oynamış ne demek onu göstereceğiz şimdi size. Evet, ver abi. Ve bu kristalleri düzeltme işlemini göstereceğim ben size biraz sonra. Bakın ne yapıyor, kalktı. Kristalleri düzeltme işlemi yapacağız. Biz de yapacağız. Şimdi size öğreteceğim ben bu metodu. Devam et. Yok yok, gel. Onun bir başkası vardı, hani içindeki kristaller düzeliyordu, müzeliyordu, bir şey vardı, gel. Bir başka bir ablam gelsin, başka bir ablam gelsin. Kimi gelsin? Basit bir şey yapacağız abla. Şimdi başınız döndü, sabah kalktınız, başınız döndü. Ne yapacağınızı anlatıyoruz, ne yapacağınızı anlatıyoruz. Yapacağınız olay şu. Başınızı şöyle çevireceksiniz, dönen taraf, çınlayan taraf bu taraf. Bu tarafa doğru yapacaksınız böyle. Ne yapacağınızı anlatıyorum. Bakın dikkatlice dinleyin. Bu kristalleri, içerideki kristalleri oturtma işlemi. Şöyle dur abla, böyle dur. Şimdi bu şekilde böyle yat. Başını hiç bozma. Ayaklarını da at bu tarafa doğru. Heh. Başını hiç bozma. Başın hep böyle pozisyonda duracak. Kendi kendinize bunu uygulayabilirsiniz evde. Bakın başı 45 derece böyle yaptı, hep öyle yattı bak. Çok güzel. Şimdi başını hiç bozmadan kardeşim tekrar yavaşça kalk. Otur, başını bozma, başını hep böyle. Dur böyle, bekle biraz. Tekrar bu tarafa yatacaksın, başın gene böyle ama. Başını bozma, başını bozma can kardeş. Hah, böyle yatacak. Başını hafif 45 derece kadar çevirdi. Hem o tarafa hem bu tarafa, burada yattı. 30'ar saniye bekliyoruz. Şimdi otur abla. Gene başın böyle, gene başın böyle. Bir 30 saniye bekle, tekrar yattı böyle. Böyle başını bozma, başını bozma, bozma. Hep böyle en az 5 tane bunu yapacağız. Tekrar otur, bekle, bekle. Bir 30 saniye, tekrar yat. Gene başın böyle. Tekrar otur. 5 tane böyle yapacağız. Ondan sonra da çevireceğiz böyle. Bu sefer de bu tarafa doğru. Hadi şimdi böyle yat abla. Otur. Başını böyle yatır. Kafan böyle. Başın döndü mü? Dur, fazla zorlamayalım o zaman, dur. Yapacağınız olay, başınız bu şekildeyken 5 sefer böyle yatacak, kalkacak. 5 sefer de böyle yatıp kalkacak. Burada görüntüde bir de göstereyim. Bakın görüntüye bak, dön de bak, sen de bak abla. Bak gösteriyor. Bak en iyi Japon ne güzel yapıyoruz, biz yapamadık ya. Bak, yavaş yapması lazım. Bakın görüyor musunuz?
Bu kadar hızlı yapmaması lazım canım. Biraz daha sakin yapacak. Evet. Bak şimdi bu sefer tersini yaptı. Aynı tarafın tersini yaptı. Gördünüz mü? Bunu 4-5 kez tekrarlayacaksınız böyle. Hep aynı pozisyonda tutmak. Başı aynı pozisyonda tutmak. Tamam. Şöyle rahatladınız. Bu kristalleri yerine oturtma işlemi. Nasıl oluyor da oturtuyoruz onu. Abla sen oturabilirsin. Canım abla otur. Bu nasıl oluyor? Ha sevgili kardeşler şunu hemen bir daha bir anons edelim. Bu cuma günü yani yarın inşallah 15 Mart'ta saat 2'de cuma namazından sonra Kepez Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarında olacağız. Kitap fuarında oradaki kardeşlerimize bir konuşma yapacağız. Konuşmadan sonra da ismini yazdıranlara bakacağız. Yalnız belediyeden bir telefon ettiler oradaki kardeşlerimiz. Aman ne olur hocam daha fazla aramasınlar çünkü inanılmaz bir telefon ol. Neredeyse diyor telefonu açacak hanımefendinin deyimini söylüyorum. Milyona yakın kişi arıyor. Telefonları açamıyoruz, bakamıyoruz. Çok fazla kilitlendi. Bundan sonra kontenjan alamayacaklarmış. Ne yerimiz yeter ne de şey yapar. Sağ olun çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir geldiğimizde şey yapar. Ama konferansa gelebilirler. Konferans salonu çok büyükmüş. Orası alabilir ama muayene için bizi aramasınlar dediler. Çünkü kilitlendi muayene dediler. Çok fazla talep var dediler. Yarın saat 2'de cuma namazından sonra Kepez Belediyesi'nin kitap fuarında olacağız. Oradaki kardeşlerimizle görüşeceğiz inşallah diyoruz. Bunun bir çizimini yapayım size. Nasıl olduğunu göstereyim. Bu kulağın içindeki kristalleri düzeltmeye yarayan bir işlem. Sevgili kardeşler, başka keçeli kalemimiz nerede var çocuklar? Kulağın içinde şöyle salyangoz dediğimiz şöyle oluşum vardı kardeşler. Bunun içinde zerrecik halinde kristaller var, zerrecik halinde. Bakın şöyle. Bunlar bunun içinde böyle dolaşıyorlar. Sevgili kardeşler, işte bu kristaller yerinden oynadı. Kristalleri yerine oturtma işlemi demin yaptığımız hareketti. Bu yerinden oynadığı zaman dengesiz bir durum oluyor. Ta ki bunları tam yerine, normal haline çökertene kadar bu işlemi birkaç kez yapmak lazım. Bu manevra dönüyor. Bir de buraya kolesterolden olabiliyor, şekerden olabiliyor, aşırı stresten olabiliyor, yorgunluktan olabiliyor, üzüntüden olabiliyor. Kan getiren damarlar kan getiremiyor. Getiremediği için orada şişme, ödem meydana geliyor. O ödeme bağlı. Buradaki bozukluklar kan gelememeye bağlı bozukluk oluyor. Benim lafım her zaman geçerli. Ben size ne diyorum? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can geliyor. İşte burada da öyle bu kristallerin oynamasını düzeltmek için tamamen bu kanla ilgili. O kristallerin böyle güzelce bir çöktüğü bir resim olacak. Kardeşim onu bulabilirsek onu bir gösterelim. Bu arada unutmadan sanatçı kardeşimizin eşine de Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Demet kardeşimizin eşinde biliyorsunuz maalesef bir kaza neticesinde vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Kardeşler yalnız tabii ki olmasın ama hiç değilse hatalardan bir ders çıkaralım diye söylemek zorundayım. Ne olursunuz yalvarıyorum arabanın önünde de arkasında da otururken emniyet kemeri takınız. Ben Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nın üyesi olarak çok fazla konferanslar verdik. Bu emniyet kemeri çok önemli. Maalesef bu kardeşimizin Allah gani gani rahmet eylesin. Allah sabrını versin. Şu anda burada olmayışın sebebi tabii ki ömrü böyleymiş. Tabii ki Rabbim böyle uygun görmüş. Ama emniyet kemeri olmadığı için otobanda basit bir kaza. Araba şöyle yan devriliyor. Bu arabadan fırlayıp gidiyor. Gittiği için, oraya düştüğü için vefat ediyor. Arabanın içindekine bir şey yok. Eğer kemer takılı olsaydı bu araba devrilecekti ama bu da arabanın içinde kalacaktı.
ne olursunuz, ne olursunuz bu şey meselesini, emniyet kemeri meselesini ciddiye alınız. Kardeşimize rahmet diliyoruz. İnşallah hiç değilse bir kişiye dahi olsa kızacık yol ya şuradan şuraya gidecektim demeyiniz. Yine bir arkadaşımıza ben hep söylerdim emniyet kemeri tak, emniyet kemeri tak, emniyet kemeri tak dinlemezlerdi. Bir arkadaşın arabasına biniyor. Diyor ki benim araba da şurada ileride. Oraya gidene kadar beni bırak diyor. Ben yürümeyeyim diyor. Oturuyor. Çok yakın olduğu için diye emniyet kemerini takmıyor. Ya kısacık mesafe falan yok işte. Öbür arkadaş şey yapayım, mahvalim derken gidiyor bom diye direğe vuruyor öbür arabadan kaçayım derken. Bunda kemer yok. Git bu böyle bom diye vur ön cama. Burun böyle. Bütün suratının her tarafı cam dolu. İşte basitçecik, kısacık mesafe bile demeyiniz. Ne olacak şuradan şuraya demeyiniz. Şimdi o kardeşe bir sürü burnundan ameliyatlar oldu. Hala suratından camlar temizleniyor. Bir sürü sıkıntı. Ne olursunuz şu emniyet kemeri meselesini de unutmayınız dedik. Laftan lafa geçtik, bir sürü şeyler söyledik. Süzdün mü şeyi? Peki. Pancarı bir soralım bakalım. Konuyu da değiştirdik epey. Pancarı bir soralım bakalım. Pancar nasıl olmuş? Pancar dediniz. Tadı nasılmış? Tadı nasıl? Çok güzeldi. Ne çok gibi? Pancar tadı vardı. Sevgili kardeşim, getiren kardeşimiz bu. Pazardan alıp getiren kardeşimiz bu. Gel abla. Sen ne diye aldın bunu abla? Ne diye üstünde satıyorlardı? Üstünde yazıyordu mor patates diye. Duydunuz mu? Üstünde mor patates diye yazıyordu. Mor patates. Evet. Hı-hı. Sağ olsun bu hafta, geçen hafta bana bahsetmişti. Ben dedim ki hemen gideceksin o patatesini alacaksın. Ve oradaki bu hafta bütün pazarcıların da size selamı var. Allah. Hep seyrediyorlar sizi. Ben de o kardeşlerime hep selam gönderiyorum. Pazarcı esnaf kardeşlerimizi destekleyin. Mahalle bakkalınızı destekleyin. Mahalle kasabınızı destekleyin. Ne olursunuz dikkat edin. Çünkü onlar size gittiğiniz büyük marketler verirse hiç mal veriyor mu? Vermiyor. Ama mahalle bakkalı veriyor. Aynen. Mahalle kasabı veriyor. Mahalle manavı veriyor. Abi sonra veririz diyorsun. Tamam diyor. Destekleyin. Dost dosttan kazanır. Arkadaş arkadaştan kazanır. Esnaf kardeşlerimizi destekleyin. Büyük marketlerden nasıl alan olur? Nasıl şey yapar? 3 kuruşa 5 kuruşa şey yaptığı esnaf kardeşlerimizi de desteklememezlik yapmayın. Hadi teşekkür ederim. Mor patatesli görüyorsunuz değişik bir şey bir uygulamamızda. Şimdi şeyimizi içelim. Çayımızı bir içelim bakalım. Lahanalı süs. Heh. Lahanalı mısır püsküllü kiraz saplı karışımımızı süzüyoruz. Süzdük. Süzdük kardeşlerim. Şimdi bunun içine isteyenler biraz limon suyu da katabilirler. Biraz limon suyu da katabilirler. Evet. Hemen başını çok döndürdüğüm kardeşlerime vereyim bunu. Bir tane sana. Bir tane sana. Teşekkür ederim. Öbür bacım nerede? Ha, bir tanesi de ona ver. Tamam. Şimdi kardeşler kulağınızda bir sıkıntı olduğu zaman, kulağınızda bir ağrı olduğu zaman da bir değişik bir şey daha yapacağız. Bunu da deneyiniz. Bu da güzel oluyor. Ne yapacağınızı söylüyorum. 2 su bardağı sirke. Bizim kendi sirkemiz. Yaptığımız sirkelerden. Bu da kulak ağrılarında, kulaktaki çınlamalarda, ödemde faydalı bir şey. Nasıl uyguladığımızı göstereceğiz. Şimdi 2 su bardağı da su koyduk. Bunun içine 1 bardak da dağ ada çayı diye bir şey. Dağ ada çayı. Evet, şimdi bunu kaynatacağız. Kaynadığı zaman bana haber ver, bir şey uygulayacağız çünkü. Kaynadığı zaman bana haber ver, bir şey uygulayacağız. Sevgili kardeşler, avucunu yalamak diye bir deyim var. Biliyor musunuz avucunu yalamak? Yok, avucunu yalarsın. Neden? Hani bir şey istiyorsun ama ya sen o boş ver onu, avucunu yala sana o olmaz. Ya da sana onu vermem, o avucunu yala. Nereden gelmiş bu deyim? Nereden çıkmış? Ha, avucuna. Şimdi iyi dinleyiniz. Eski yokluk zamanlarında şimdi Allah'a çok şükür her şey var ülkemizde. Hamile kardeşlerimizde bir aş ermesi denen bir şey olabiliyor.
Mesela gidiyor kışın günü kavun istiyor. Ne bileyim karpuz istiyor, erik istiyor, olmadık şeyler istiyor. Geçenlerde bir turşucu gördüm. En vahşiş turşu yapıyor. Dedim ki niye? Bu dedi bizim geleneğimiz abi, dedelerden kalma. Her şeyin turşusunu yapıyoruz. Niçin yapıyorsun? Bu dedi aşeren bacılar için abi dedi. Aşeren bacılara kışın nereden bulacak eriği, turşusunu götürüyorlarmış. Öyle bir dükkan. Şimdi avucunu yalamak da şuradan geliyormuş. Eskiden yokluk zamanı, hamilesin sen, hamilesin, tutturdun kocana, diyorsun ki karpuz da karpuz. Geliyormuş evin annesi, kız otur bakayım, otur, oturuyor. Aç avucunu aç, bak sana koydum karpuzu buraya. Hadi yala bakayım, ye bakayım. Hayır, bir nevi hipnoz yapıyor esasında. Doğru bir şey yapıyor. Hipnoz yapıyor, gözünü kapatıyor. Diyor ki sanki diyor avucunda varmış gibi yala. Yokluk zaman nereden bulacak sana karpuzu, kavunu, bilmem neyi, şunu bunu. İşte aşeren kardeşlere böyle bir adet gelişmiş Anadolu'da. Ondan sonra da bu olmayan bir şeyi varmış gibi yalamaya avucunu yalarsın demişler. Bu avucunu yalamak da buradan gelmiş. Estağfurullah. Şimdi can kardeşler size bir ödem giderici çok güzel bir şey de anlatacağım. Lütfen bunu da güzelce dinleyiniz ve uygulayınız. Bu vücuttan ödem atmayı yarayan güzel bir detoks. Bunu normalde de yapınız. Vücudunuzda toksin atmada, zehir atmada çok faydalı. En güzel vücutlar ödem attıran nimetlerden birisi maydanoz. Sevgili kardeşlerim, bir demet maydanozu atıyoruz. İçine güzelce yıkadık. Güzelce yıkadık, attık. İçine bir tane elma koyuyoruz. Nasıl elma olursa olsun. Bir tane de, iki tane de salatalık. Artık salatalıklar çıktı diye söylüyorum. Antalya'mızda çıktı diye söylüyorum. Bunun içine can kardeşler, canım kardeşler, iki bardak da su koyuyoruz. Hemen hemen herkesin artık evinde el blenderı var diye düşünüyoruz. Yoksa bunu sıkabilirsiniz. Şöyle sıkarak da yapabilirsiniz ama biraz zor oluyor. Bu şekilde şimdi ne yapacağımızı anlatıyoruz. Benim evimde blenderim yok. Ne biçim şeyler anlatıyorsun diyenlere de diyorum ki bunun içine iki bardak su değil, 4 bardak su koyun, kaynatın bu sefer. Bir daha söylüyorum. Maydanoz, bir demet. Bir tane elma, 2 tane salatalık. Benim makinem yok. 4 bardak su koyuyorsun, kaynatıyorsun. Ne kadar kaynatıyorsun? 15 dakika kaynatıyorsun. 15 dakika sonra süzüyorsun, suyunu içiyorsun. Benim makinem var. İyi, o zaman gel bakalım sen böyle yap. El blender de olur. Büyük bir şeyin içine koyuyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Gösteriyoruz bakın. Kardeşler, mükemmel bir ödem atıcı. Mükemmel bir ödem atıcı. Mustafa abi, telefonumuz var mıydı? Demin telefon kaldırdın mı sen bana? O zaman başka bir telefon alabilirler istedikleri zaman. Hah, bravo. Bu çok mükemmel bir ödem atıcıdır. Aç karnına içerseniz daha güzel etkilidir. Şimdi tadını tatacaksınız, çok güzel bir şey. Hatta ben bunu biraz daha karıştırsam daha iyi oluyor. Bir müsaade edin, bir tık daha karıştırayım. Makinem yok diyenler, 4 bardak suyun içine 1 demet maydanoz, 1 tane elma, 2 tane salatalığı kesip atacaklar, kaynatacaklar. Ne kadar? 15 dakika. Ne kadar demleyecekler? 15 dakika. Süzecekler, suyunu içecekler. Makinem var diyenler ne yaptılar? Salatalığı, domatesi, maydanozu attılar. Ondan sonra getirdiler bunu. Ülkemiz bir cennet kardeşler, cennet. Cansel Hanım, küçük bardaklar getiriniz. Şuraya koyayım ben şöyle. Bravo, harikasın, harikasın. Önümüzdeki günlerde göstereceğiz. Çok güzel cacık da olur, ayran da olur. Bunu bu şekilde içeceksiniz. Şimdi size ikram edeceğiz kardeşler. Bu da mükemmel bir şekilde
vücuttan ödem atıyor. Şu kaynadı mı? Kaynıyor mu? Ha. Bakın şimdi bir deney daha yapıyoruz. Bir güzellik daha yapıyoruz. Bu kaynadı. Ne koyduk içine bunun? Ada çayı. Bir ablam gelsin bizim yanımıza. Bir ablam gelsin. Kim gelsin? Sen gel abla. Sen gel. Sen gel baştaki abla. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Evde kulağınızda ağrı var diyelim. Gel abla yanıma. Ne yaptığımızı gösteriyoruz. Şimdi ne yaptık? Sirke koyduk 2 bardak. Su koyduk 2 bardak. Ada çayı koyduk. Ocakta bakın kaynadı güzelce. İndirdik ocaktan. Altını kapadık ocağın. Şimdi yapacağımız işlem bu. Her türlü kulak ağrısında faydalı bir şey. Bununla ilgili bir alet de yapmışlar ama alet tehlikeli diye biz uygulamayacağız. Kulağa detoks diye bir alet çıkarmışlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz kardeşler? Gel abla. Şunu kulağını şöyle eğeceksin. Bak kulağını tutup bunun buharını kulağında hissedeceksin. Şu kısmını kulağına sokmaya çalışacaksın. Heh, dur fazla girme. Kulağını soktun mu iyice? Heh, güzel. Şimdi bak. Ne hissediyorsun? Bir mikrofonu tutalım. Neler duyuyorsun? Bir anlat. Bir şey değişik bir şeyler duyacaksın. Böyle hafif sesler geliyor. Heh. Ne oluyor biliyor musun? Oradan buharla bir negatif basınçla içeriden nemi çekecek. Değişik bir uygulama bu. Böyle fış 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 evet. Bir şeyler oluyor değil evet, mi? Evet. Bak halbuki bir şey kaynamıyor. Ama böyle böyle fış 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 bir sesler geliyor. Çünkü kulağın içine hava sokuyoruz, sıcak hava sokuyoruz. O giriyor çıkıyor. Orada bir temizleme meydana getiriyor. Orada bir negatif basınç meydana getiriyor. Ve dolayısıyla kulağınızdaki olan ödemi giderecek. Kulak ağrısını rahatlatacak bir şey. Yapacağınız şey çok basit. Bir kağıdı alıyorsunuz. Huni şekline getiriyorsunuz. Bakın şöyle. Başka bir A4 kağıt daha bulsak çocuk. Şuradaki kağıtlardan ver. Bakın şöyle huni şekline getiriyorsunuz. Kulağın, öbür kulağına da tut bir abla. Şöyle yap. Hı, tamam. Hisset şöyle iyice. Işırtılar geliyor, ses geliyor biraz hafif hafif. Bunu yaklaşık 5 dakika kadar bu buhara 5 dakika öbür kulağınızda, 2 kulağınızda tutun. Şimdi kısa oldu ama bir bırak bakalım abla. Bırak şöyle koyalım bunu artık. Şimdi abla ne hissettin, ne duydun, şu anda ne oldu sende? Bir rahatlama oldu. Dikkat edin bu lafa. Duyuyor musunuz? Benim hafifledi şeyim sanki kulağım. Evet. Bir ferahlama hissettin evet, değil mi? Evet. Hiçbir şikayetiniz yoksa bile arada bunu yapınız. Özel bir aletler çıkarmışlar kardeşler. Özel bir mum çıkarmışlar. Kulağın içine koyuyorlar böyle. Yukarıdan yakıyorlar mumu. Mum yandıkça içeriden basıncı çekip aynı bu sistemle bir rahatlama meydana getiren kulak detoksu diye bayağı pahalıya satılan bir aletler var. Sakın gerek yok. İşte gördünüz. Sirke, ada çayı, 2 bardak su kaynattık. Kaynattıktan sonra tutun kulağınıza. Yapın, deneyin. Göreceksiniz bir ferahlama olacak. Çok doğru da mu? Güzel kokuyor. Evet, kokusu da güzel. Güzel. Bir başka bir ablamız daha gelsin. Bir ablamız daha çağıralım. Gel abla sen de gel. Sana da deneyelim. Bak yeni kağıttan yapıyorum sana da. Gel. Heh. Şöyle kulağını ablacığım şey yap. Heh. Şu kısmını kulağın içine doğru tut. Heh. Tut bakalım. Ne hissediyorsun? Bana da yavaş yavaş koy. Ay sıcaklık geliyor kulağıma. Sıcaklık gelecek biraz, evet. Ses geliyor. Nasıl ses geliyor? Fış fış fış. Fış fış. Halbuki su kaynamıyor. Evet. Su kaynamıyor. Ama içeride bir basınç giriş çıkışı oluyor. Ondan dolayı bir fışırtı duyuyor. Evet. Ama dediği gibi de rahatlama da oluyor. Bak şimdi öbür kulağına da yap ablacığım bir. Ama siz 5 dakika kadar yapın. Biz aceleden yapamıyoruz bunu. 5 dakika kadar yapın bunu. Oldu mu? Evet. Heh. Aynısı. Aynı sesler burada da geliyor değil mi? Evet. Kulak ağrısında. Gece çocuğunuzun kulağı ağrıdı. Bunu bir deneyiniz. Ha, ben bunu yaptım. Çocuğun kulağının ağrısı daha arttı. Sakın devam etmeyiniz. Ama hakikaten rahatlama oluyor. Rahatlama oluyor. Bak şimdi esas bırak şimdi abla. Bırak şöyle bir şöyle şunun buharından da 2 nefes çek şöyle bir. Bütün yolu açıyoruz şimdi. Şöyle bir rahatla şöyle bir şey yap. Şimdi şöyle
düzgünce bir söyle bakalım. Ne hissediyorsun abla? Bayağı şey açıldı boğaz kısmından doğru. Açıldı. Evet, güzel. Neden? Buradan ostaki borusu vasıtasıyla da açılma sağladık. Boğazdan da böyle nefes de aldığı için ostaki borusu denilen şu arada bir kulak merkezi var. Boğaz enfeksiyonlarında ostaki borusu tıkanıyor. Tıkandığı için orta kulak tıkandığı için negatif basınçta bozukluk meydana geliyor. Ona bağlı da dönmeler olabiliyor. Ona bağlı da sıkıntılar olabiliyor. Kulak ağrıları olabiliyor. Yani boğaz enfeksiyonlarını yabana atmayacaksınız. Önümüzdeki günlerde size faranjit, larenjit neler oluyor onları hep anlatacağız, şey yapacağız. Şu anda ne hissettin bacım? Bayağı bir rahatlattı. Zaten benim kulaklarımda çocukluğumdan gelen bir sorun vardı. Annem beni su kaynatırdı böyle. Sürekli o bağır o şey yapardı. Duyuyorsunuz mu anaya? Allah yıllar razı olsun. Öncesinden, bak, kaç seneden bacım aynen. Yapıyormuş meğerse. Bak. Annem sadece suyu kaynatıyordu. Benim hep öyle tutardı. Onu gece. İşte biz de onu, biz de onu külahla böyle yapıyoruz ki buharından yararlansın, rahatlasın, evet, diye. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sağ olun. Basit bir şey, kolay bir şey. Herkesin yapması gereken bir şey. Evet, ayakkabıları verelim, sonra soracağım. Senin yanına geleceğim abla. Bir de şey soracağım. Maydanoz suyun içtiler mi, ne oldu diye. Evet. Kimmiş talihlimiz? Mersin'den. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Feridun Bey? Şifremiz neydi bacım? Tıp bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Yönetmenime teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Feridun Bey. Ben de bütün doktor kardeşlerimin tıp bayramını bir daha kutluyorum. Bütün sağlık çalışanların tıp bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde. Ankara'mızda da bugün çok büyük bir hastane açılıyor. Eskiden yurt dışına gittiğimizde Allah devletimizden razı olsun. Ben yaklaşık 20 sene Futbol Federasyonu doktorluğu yaptım. Milli takım doktorluğu yaptım. Her gittiğim şehirde muhakkak ben hastaneleri gittim, gezdim. Göreyim nedir, ne değildir diye muhakkak. Herkes başka yer gezerken ben hastaneleri gezdim. Vallahi de, billahi de şu anda Türkiye'deki hastaneler, inanın yurt dışındaki hastanelerden hiç farkı yok. Hatta daha da mükemmel. Yani Avrupa ülkelerinin çoğundan çok ileriyiz de, hadi Amerika diye konuşayım ben. Amerika'daki birçok hastanelerden de iyiyiz. İçindeki donanım da iyi, konforu da iyi. Çok mükemmel hastane açılıyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun diyoruz. Türk doktorlarına güvenin. Türk doktorlarına sığının. Gerisini merak etmeyin. Aman ha, ne olur sağlık çalışanına kalkan eller kırılsın diye de dua ediyorum. Yapmasınlar, etmesinler. O doktorlar insan, onlar da emek harcıyor. Evet, şimdi ayakkabımızı verelim. Kaç numara istiyorsun bacım? 36 numara. 36 numara. Düz mü, spor, evet, mu? Spor istiyorum ben. Tamam, spor istiyorsun. Böyle bak, 3-4 bantlı var, 3 bantlı var, tek bantlı var. Hangisini istiyorsun? Tek bantlı olsun. Evet. Peki. Güle güle kullan. Sağlıklı, huzurlu günlerde. İyi günler. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol canım ablam. Ay, iyi günler olsun. Evet, içtiniz mi maydanoz suyunu? İçtiniz mi? Çok nasıl? Güzel hocam. Güzel miydi? Çok güzel. Çok güzeldi tadı. Cacıkla yapmak lazım. Cacıkla da yapılabilir. Evet. Sen niye içmedin? Gelmedi sana. Bacıma niye vermedin? Başka içen kim var? Ben içtim. Gerçekten güzel tadı. Güzel. Çok güzeldi hocam. Beğendiniz. Çok beğendim. Ne olursunuz bunu arada yapınız evde. Evet. Dediğim gibi makinesi olmayanlar kaynatarak içiniz. Vücuttan ödem, toksin atmaya, zehir atmaya çok faydalı. Bacım da güzel bir şey söyledi. Bundan cacık da yapabiliriz dedi. O olabilir dedi. Bak, içmedim diyene hemen sağ olsun Cansel Hanım yetiştirdi. Hadi bakalım iç. Çabuk iç, çabuk. Soracağım. Çok güzel, harika. Sen içtin, abime yazık değil mi? Bir de kocana verelim. Teşekkür ederim hocam. Hayat müşterek. Bir yudum, evet, o bir yudum sen. Oh, yaraşı. Çok güzel olmuş hocam. Beğendin gerçekten mi? Çok güzel. Allah razı olsun, hocam, sağ ol. Söyle Ahmet abi. Kulağım delikti. Bak, onu konuşamadık ya. Ahmet abimin kulağı delikmiş. Programdan sonra konuşacağız. Keşke önceden söyleseydin, konuşurduk. Şimdi kulağı delik sevgili kardeşlerim, zarda bir sıkıntı olmuş olabilir. İltihaptan delinebiliyor ya da darbeden delinebiliyor, sıkıntılardan olabiliyor. Peki gel bakalım Ahmet abi, ne sıkıntı veriyor sana kulağın delikliği? Gel şöyle.
Gel Ahmet abi, otur bakalım şöyle bir. Ahmet abi dedi ki benim kulağım delik. Niye delinmiş Ahmet abi? Ne oldu? Abi duyduğuma göre yıkanıyor ya kulakta temizlenir zaman. Fazla sokmuş galiba, orası delik. Yıkanırken... Şimdi yıkanırken mi? Yıkanırken mi? Ya da kulağınızın içinde iltihap oluyor. Ciddiye almıyorsunuz. Orta kulak şişiyor. Kendiliğinden patlatıyor kendini. Hani bazen küçük çocuklarınıza der ki doktor kulağa gireceğiz. Özellikle orayı kendimiz açacağız ki orta kulaktaki basıncı iltihabı boşaltalım diye. Mesela bizim yönetmenimizin çocuğuna, oğlan çocuğuna uyguladılar o ameliyatı. Küçücük kulağını çiziyorlar ki içerideki ödemi alıyorlar. Çocuğunuz kulağınızı böyle seslerinizde duymuyorsa, benim şu kağıt deneyini yapın, hışır hışır yapın kulaklarını, bir sıkıntı varsa muhakkak çocukları kulak burun boğaz doktorlarına göstermek lazım. Neden göstermek lazım? Eğer ödem fazlaysa o kontrollü bir şekilde zarar gelmeyecek şekilde ya iğneyle ya böyle şeyle açıp içindeki ödemi alıyorlar. Ahmet abimde de belki öyle bir sıkıntı vardı. O kirden zannedip kulağı temizletmeye kalktı. Kulağı da ehil olmayan, doktor olmayan kişilere temizletmeyiniz. O verilecek basınçlı su aniden zarı delebiliyor. Zar bir de hassassa. Mesela kulak her zaman yıkanmaz. Her zaman yıkanılacak. Ya gideyim de bir kulağımı yıkatayım. Olmaz. Doktor bakacak. Zarın durumu sağlamsa, güçlüyse o zaman yıkanacak. Yoksa zara çarpan su pat diye yırtar atar. Çünkü zar ya, adı üstünde zar o. Patlamış hocam. Peki. Sonra ne hissediyorsun? Yıkanırken, banyo yaparken ya pamuk yahut da aletler, ona takıyorum. Takmazsa kulağın içine orta kulağa su kaçar, hemen iltihap yapar. Evet. Peki duymada sıkıntı oluyor mu Ahmet abi? Sol oluyor da sağ olmuyor. Sol kulakta maalesef duymada sıkıntı olur. Var ama duyuyorum ama çok az. Az duyuyor. Ha. İşte kardeşler lütfen ne olursunuz çok dikkat ediniz. Zarınız, kulak zarınız çok önemli. Kulak çok önemli. Evet, ne olursunuz buna dikkat etmeye çalışın. Ahmet abi teşekkür ederim. Gel. Evet. Şimdi geç Ahmet abi. Sevgili kardeşlerim. Vallahi program nasıl geçti anlamadık. İnşallah siz de anlamamışsınızdır. İnşallah bir şeyler faydalı olmuştur. İnşallah anlamışsınızdır bir şeyler. Sevgili kardeşlerim. Pazartesi günü inşallah Serap Hanım da gelecek. Biz de şimdi biraz sonra Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Salimen gidelim gelelim. Ondan sonra pazartesi günü sizle tekrar buluşalım. Pazartesi günü sabah görüşmek üzere. Evet. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın, hoşça kalın.